Stüdyo konuğumuz Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ama birazdan Ankara'ya da bağlanacağız. Ankara'da da özel bir konuğumuz var. Bugün dop doluyuz arkadaşlar. Rasim Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır tabii ben yayına veda etmiştim. Seni ne zamandır? Ama Bodrum'da görüştük seninle. Bodrum'da aynı yerde tatil aynı yaptık. Aynı yerde rast geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın senin de tüm milletimizin de kutlu olsun. Çok özel bir günde sana da bir yayın rast geldi. Evet, bazen bu hafta içine denk gelirdi gelmesi. Evet, evet hafta içine denk geliyordu doğru evet, söylüyorsun. Evet, pazar günü sen de çok özel hazırlanmışsın. Tebrik evet, ediyorum. Özel hazırlandık Zafer Bayramı'nı. Şeyin o dikkatimi çekti. Mesela Zafer Bayramı 1923'te 30 Ağustos'ta Afyon Denizli, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de kutlanmış. İlk olarak. Evet. İlk olarak bu 5 ilde kutlanmış. Tabii. Çünkü ilk biliyorsun şimdi bak Tahir'cim ben özellikle de bugün beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica 30 ederiz. Ağustos niye? 30 Ağustos hepimizin ortak değeri Tahir. 30 Ağustos 1922 konusunda Türkiye'de 85 milyon insan yaşıyor. Tahir. Bak, evet. Her görüşten insan var. AK Partili, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partisi, HDP'lisi dahil. Herkes müttefiktir. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Türkiye işgal altındaydı. Burası bir müstemleke olacaktı. Ve Türkiye o dönem Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün önderliğinde bu zafer elde edildi. Türkiye bizim yeniden vatan kıldık. Bu konuda Türkiye'de hiçbir farklı görüş yoktur. Bak ben şu an gelinen noktayı gerçekten çok üzülüyorum. Bak şunu kabul edelim. 24'ten sonra CHP'nin icraatlarıyla ilgili tartışmalar vardır. KC'yi değiştirelim, evet. Vardır. Ama hiçbir şekilde 30 Ağustos 22 zafer değildir. Bir kişi yoktur. Bak, bütün literatürü bilen bir insan. Biliyorsun benim evimde 10 binden fazla kitap var. Lozan'da tartışma vardır. Bak, Lozan Anlaşması'na zafer diyen vardır, hezimet evet. diyen vardır, ortada olanlar vardır. Ama efendim 30 Ağustos neymiş? Bir kişi yoktur diyen vatan haindir ya. Yok böyle bir şey. Yani gerçekten bir Mustafa Kemal Paşa Atatürk ortak değerimizdir. Kurtuluş Savaşı bu milletin 85 milyonun müşterek zaferidir. Hepimiz de Kurtuluş Savaşı için başta Atatürk olmak üzere bütün o dönemin kahramanlarına Kazım Karabekir'e, Rauf Orbay'a, Refet Bele'ye. Evet. He, sonradan siyasi olarak ayrıştılar paşalar biliyorsun. Tabii tabii siyasi olarak. Terakki Perver Fırka kuruldu. Paşalar birbirine girdi. Mustafa Kemal Paşa Kazım Paşa'yı suçladı. Kazım Paşa Mustafa Kemal ama bugün bunlar bitti. Bak Genelkurmay'ımız hepsini anıyor. Hepsini anıyor. Hepsini bütün en başta elbette Atatürk olmak üzere. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bütün kahramanları anıyor. 1923'ün sonundan itibaren olan ayrışma ayrı bir konu. Ama 30 Ağustos 1922 büyük zaferdir. Ve Atatürk olmasaydı İzmir ve İstanbul'da bu vatanda olması mümkün değildi. Evet. Bunu hemen konuşacağız. Bu arada evet. Rasim Ozan Kütahyalı Doğu Akdeniz'le ilgili elinde çok önemli bilgilerle geldi. Doğu Akdeniz soracağız ama bir İstanbul bağlantımız var. Ankara'da hazırmış. Ankara'yı da bir iki pencere yapalım arkadaşlar. Eğer öyle imkanımız varsa Emre Bey iki pencereyle. Evet, Ankara'yı da yapalım. Şimdi Aşkın arkadaşımız Uyan Türkiye'm ekibinden Aşkın Şeker. Evet Aşkın sen de sosyal mesafe kurallarına, maskeye uyuyorsun. Tebrik ediyoruz. Bugünün önlemine, bugün bizim Zafer Bayramımız. Türkiye Cumhuriyeti şanlı zaferlerimizi kutluyoruz. 30 Ağustos'umuzu kutluyoruz. Neler söyleyeceksin bize şu an neredesin? Tahir Sedekaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve milli mücadeleye destek veren tüm halkı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Tüm Türk halkının da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyoruz.
bugün Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda izledik. Ancak geçtiğimiz yıllarda alışık olduğumuz kutlamalar, eğlenceler, yürüyüşler ne yazık ki yok. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve koronavirüs salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısıtlamalar getirdi. Beşiktaş Belediyesi de bu bağlamda Zafer Yolu sergisine imza attı. Kameraman arkadaşım Hakan Kılıç Arslan sergiyi ekranlarınıza getiriyor. Zafer Yolu sergisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak büyük zafere kadar olan sürecini anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının amaçlarından, hedeflerinden, Anadolu'daki örgütlenişlerinden bahsediyor. Sergi bugün tüm vatandaşlara açık olacak. Şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor. Büyük mücadele coğrafyası Atatürk'ün Anadolu'daki örgütlenişini anlatan bir fotoğraf burası. Fotoğraflarla Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve silah arkadaşının fotoğraflarıyla milli mücadele anlatılıyor. Sergi bugün tüm vatandaşlara açık olacak. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaki sergiye gelebilirler. Beşiktaş'ta ayrıca mobil anons araçları geziyor tüm mahallelerde. Marşlar çalınıyor, kutlama mesajları yayınlanıyor. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve gerek araçların yanına inerek gerekse evlerinin balkonlarından bayraklar sallayarak bayram coşkusunu koronavirüs salgınının gölgesinde kutlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Cumhuriyetimizin banisi, büyük taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram mesajında. İstanbul'da Zafer Bayramı kısıtlamalara uygun olarak kutlamak isteyen vatandaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasından Yenikapı, Maltepe ve Kemerburgaz'daki etkinliklerine ulaşabilirler. Kemerburgaz, Yenikapı ve Maltepe'de koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak bayrama katılmak isteyen vatandaşlar bilgilere ulaşabilirler. Bugün Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaydık. Ne yazık ki alışık olduğumuz kutlamalar burada yok. Gördüğünüz gibi saat zaten çok erken. Sabah saatleri olmasından dolayı da vatandaşlarımız henüz ziyarete başlamamış durumda. Ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait ekipler orada bekliyor vatandaşları. Ancak şu anda sergiye katılan kimse yok. Dediğimiz gibi sabah çok erken saatler olmasından dolayı. Dün de biz buradaydık. Öğle saatlerinde burada bir kalabalığın olduğunu, mobil araçlarda marşların çaldığını, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldiklerini söyleyebiliriz. Bu bayramda fiziken ayrıyız ama koronavirüs sadece fiziken ayrı olmamızı sağlar. İçimizdeki bayram coşkusunu ve Atatürk sevgisini engellemeye müsaade etmez diyelim. Ve sözü Beşiktaş'tan bir kere daha tüm halkımızın Zafer Bayramı'nı kutlayarak size bırakalım. Evet, Atatürk sevgisine yetmez diyorum. Bak sevgili Tayyip'sin, evet, Sabah gazetesi. İktidara en yakın gazete. Evet. Doğru bak. Atatürk'le. Şu an kameralar çekiyor. Evet, Atatürk'ün Sabah gazetesi. Türkiye'nin de herhalde en etkili gazetelerinden biri. Bayram başlığı değil mi? Bak. Yine aynı şekilde onun ikinci gazetesi. Takvim gazetesi. Takvim. Ben hem Takvim hem Sabah'ta yazdım. Doğru mu? Bak. Mustafa Kemal Paşa. Yine Atatürk'ümüz. Milliyet. Bugün Milliyet de yine iktidara yakın bir gazete. Bak. Hep Atatürk. Atatürk. Posta yine aynı grup. Evet. Sayın Yıldırım Demirören'in. Evet. Görüyor musun? Şimdi Akşam Gazetesi bizim grup. Aynı şekilde. Aynen. Aynen. Tamam, bizim Türk medya grubu. Aynen. Hürriyet de burada herhalde. Hürriyet gazetesi nerede? Hürriyet orada. Heh. Hürriyet daha güzel. Hürriyet daha da güzel vermiştir. Bak. Değil mi? Bak gayet güzel. Postadan daha iyi vermiş diyorsun. Evet. Evet. Yani bu konuda diğer Cumhuriyeti sözcüğü zaten söylemiyorum. Onlar zaten Kemalist ideolojiye bağlı olduğunu söyleyen gazeteler. Bak iktidara yakın gazetelerde. Bir tanesinde Atatürk olmadığını gördüm. Ben marjinal verseler bilmiyorum. Çok marjinal. Baktığımda bu ama konuda şöyle, bir sosyal. AK Parti oy verenler Atatürkçü değil. Ya, CHP. Ya, bak, yani böyle bir algı CHP'lerden var. Bu çok yani, zararlı ya. Yani bu. İnsan ayrımı. Bak, bak Türk bayrağına, bayrağımıza, ay yıldızlı.
bayrağımıza bağlı olmayan biri var mıdır? Yoktur. Ortak değerimiz, doğru mu? Evet, aynen. Atatürk de ortak değerimiz. Bayrak eşittir Atatürk ya. Evet. Bayrakçılık diye bir ideoloji olur. Ben bayrakçıyım. Bak, ben şuramaz. Bayrak ya, vatan. Ben kendini öyle diyenlere de saygı duyuyorum ama Kemalist lafı Mustafa Kemal Paşa Atatürk'e zarar. İlyas Salman'ın çok ideolojik tweetleri var mesela, İlyas Salman'ın. Ne diyor bilmiyorum. Atatürk'le ilgili, Atatürk bizim Atatürk'ümüz, AK Partililerin değil, onlar gericiler, dinciler. E işte ya, bilmiyorum, İlyas Salman'ın zamanını konuşmak istemiyorum. Yani meczup olmuyor, üzülüyor insan yani. Eskiden ne güzel banker bilo falan, komik evet, filmleri evet olan bir adam. Şimdi komikliği de kalmadı. Komikliği de kalmadı. Keşke o banker bilo döneminde, banker güzeli sefil bilo. Sefil bilo. Ah, o banker güzeli sefil bilo döneminde kalsaydı yani bu adam. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Evet, evet, ben çünkü Twitter'dan takip ettiğim için. Sen orijinal adam olduğun için. İlyas Alman ne yaptığını bilmiyorum ama Atatürk 85 milyonun ortak değeri olması isteniyorsa ideolojik, efendim içki içen Atatürkçüdür, içmeyen değildir. Bak dün Nagihan Habertürk'te çok güzel bir şey söyledi. Ya meyhanelerde Atatürk şeyleri yapmayın, etmeyin. Tamam, bakın ben de seküler bir insanım biliyorsun. Evet, seküler. Ben seküler bir insanım. Yaşantınız öyle. Evet, yaşam tarzım seküler. Her zaman bunu söyledim açık açık. Evet. Yalan söylemedim, riya yapmadım halkımıza. Ama Tayyip Bey'i de seviyorsun. Ya ölümüne seviyorum. Yani. Benim iki çocuğumun isim babası Tayyip Bey. Tabii. Cumhurbaşkanı, ama bunun kabul etmiyorum. Yani var bir sürü yerde ya, geçen şey ismini vermeyeyim. İşte efendim bizim diyor rakıya sevgimiz ondan ötürü başladı. Atatürk. Ya Alaçatı'da bir yer ya. Doğru, Bodrum'da da var. Bizim İzmir Çeşme tarafında daha çok. Sen bunu yaparsan halkın bir bölümü Mustafa Kemal Paşa'yı, Atatürk'ü sevmesini istiyorsun demektir ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. İşte onun için gelin bak bu ideolojik çerçeveye sokmayalım. Darbeler de bunu eskiden yaptı. Darbeciler de halkı Atatürk'ten soğutma suçu işledi ya. Evet. Şimdi yani gel ortak değerimizdir. Herkesin, bak bütün gazeteleri, bütün farklı siyasi eğilimde gazeteleri gösterdim. Özellikle iktidara yakın olanları gösterdim sayın seyirciler. Atatürk ortak değerimiz. Allah aşkına bunun hala bunun tartışması yapılıyor ya, üzülüyorum ya. 98 sene geçti ya. Bir bitmedi şu tartışma. Doğu Akdeniz'i geçelim arkadaşlar. Zaten Doğu Akdeniz, Atatürk'ün gerçek mirası Doğu Akdeniz'deki mücadeledir.